Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kulübü sanıyorum. Burası. Benziyor. İyi gördüm sizi. İyi bugün. Evet, iyi. Siz de fena değilsiniz. Estağfurullah. Bugün birkaç defa duydum bunu. Ama hangi konuda olduğunu tam şey yapamadım, ayırt edemedim. Yani bugün 3 defa hiç fena değilsin şeyle, ithamıyla karşılaştım. İthamıyla. Üçüncüsü seninki. Diğer ikisi bu mübarek ayda biz Ramazan'a girdik değil mi? Yani çıkmak üzereyiz. Öyle mi? Tabii. Biz Recep'e ne zaman girdik? Ben onu şey yapamadım, onu atlamışım. Recep'e son geçen sene girmiştik. Ondan çıktığımızı hatırlamıyorum. Yani bir girdik diyorsun, şey yapamadık, çıkamadık. Ama öyle değil ya. Bildiğim kadarıyla Recep'e giriyorsun. Ama benim yaşımla ilgili bu. Ben bazen şeye giriyorum, çıkamıyorum. O mental bir şeydir. Bendeki mental. Mental bir şeydir. Zaten böyle bir bakınca da bendeki mental bir his veriyor ya. Bir mental bir his veriyorsunuz yani. Teşekkür ederim. Herhalde güzel bir şey söylediniz şu an. Şüphesiz bir auradan, bir karizmadan, evet. Ya da ona çok yakın bazı başka şeylerden bahsediyorum. Şaban nasıl? Şaban'ı sevmem yani. Ben de şey olarak sevmezdim, karakter olarak. Sevmem yani. Bir de bazı isimlerin böyle şeyleri var. Yani bir Şaban dediğim gibi aşağılama. Evet. Tabii. Yani, nedense evet. Yani öyle bir şey olmuş. Ama mesela Mete, Kaan öyle şeyler değil yani. Henüz. Estağfurullah, Mete, Kaan deyince hani el üstünde tutulan. Ben adın geçtiğinde ayağa kalkıp önüne ilikleyen insanlar hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim ya, hatırladığınız için. Hatırlıyorum. Ne kadar önemli biliyor musunuz? Biliyorum. Biliyorum. Ama siz biliyor musunuz? Önemli olduğunu biliyorum. Önemli olduğunu biliyorum. Çünkü hayattaki garip şeylerden bir tanesi de hani bu önemli şeylerin önemli olduğunu bilip bunların farkında olmamak yani. Evet. Mesela benim kadınlarla ilgili şeyim böyledir. Biliyorum, evet. Yani kadınlardan gelen sinyalleri algılamamak gibi bir şeyim olduğu söylenir bana. Çakozlamamak evet, dediğimiz. Evet. Bu niye bana bakıyor? Evet, bu niye böyle şey yap? Ben çok iyi niyetli bir insan. Ya bu buradan kaynaklanıyor. Bunlar birbirine bağlanması yok. Öyle bir şey değil o.
yemezler. Yani burada affedersiniz de burada yemezler. Burada yani. Her yerde yerler de olmaz yani. Şey olmaz. Ama yani iyi niyetli bir insan. Yok yok tabii anlıyorum. Kabul etmek lazım. Anlıyorum. Ya memnun olurum. Çünkü bazen anlamazdan gelmek dediğimiz, siz evet. daha iyi bilirsiniz benden. Anlamazdan gelmek de flörtyenci şeyin kısmıdır. Post flörtyen tabii 1970'ler sonrası geliştirdiğimiz bir yöntemdi. Çöp ekmeğini yedik. Ya işte tabii. Çöp ekmeğini yedik. Tabii. O Jacques Dutronc'lar, Johnny Holiday'ler, o zamanlarda şey yaptığımız zamanlar. Miley Cyrus'u nasıl buluyorsunuz? Bulmuyorum. İyi bildiğim iyi oldu yani. Nasıl bilirsiniz? İyi bilirim. İyi bilirsiniz. İyi bilirim. Doğru soruyu sormak da önemli. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Değerli dostum Meta Onduk, ben Kaan Çaydamlı. Yaklaşık 1,5, bilemediğiniz 2, hadi olmadı 2,5 saat kadar. Burada Kadıköy Standart FM Merkez Stüdyoları'nda sizlerle birlikte olacağız. Hepinize hoş geldiniz demek isterim şimdiden. Hayırlı Ramazanlar. Bunu da ifade edeyim. Bugün her zaman olduğu gibi 3 önemli konu üzerine yoğunlaşacağız. Ve ilk defa yani Kaybedenler Kulübü'nün standardı olarak ilk defa konuşacağımız 3 konumuz var. Hadi tahmin ediyorum ki Amir, hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşacağız bugün. Kabaca. Yani, kabaca. Kabaca. Enteresan 3 konu tabii. Bu arada canlı yayında bize konuk olarak dahil olmak isterseniz fm.standart Instagram hesabından, yani Standart FM'in Instagram hesabından adınız, aradığınız yer ve telefon numaranızı yazarak bir direct mesajla bize ulaşırsanız çağrı merkezi birimimiz size ulaşıp Tayhan Bey bugün çağrı merkezi şefi kendisi en kısa zamanda size döneceğiz. Dönecektir. Bundan da emin olun. Şimdiden hepinize geçmiş olsun diyorum ben. Hayırlı başa diyorum. Amir, senin ahşap uçak pervanesi koleksiyonu vardı. Evet. Nasıl yani bir koleksiyon denebilir mi bilmiyorum. Şu ana kadar 17'si Türkçe'de pirinç dediğimiz kabaca bakır kalay alaşım. Ahşap. Bunlar tabii şimdi ahşap deyince hani detayına girmiyorum. Meşesi, gürgeni, kara ağacına, cevizine girmiyorum. Pirinç ahşap birleşiminden oluşan. Benim daha çok kıymet verdiğim 17 mi dedim? 17. Eksik söylemişim. 19 civarında. Büyüklü küçüklü. Yaklaşık 22-23 olabilir. Döneminin kıymetli metallerinden. Kurşun olan var. Yine kalay bazlı karışım, alaşım olanlar var. Detaya girmeyeyim şimdi. İnişlerimizin canını sıkmayan bir 40 civarında. Evet yani 1.80 2.20'lerde başlayan çap olarak
dörtlere kadar giden gerek deniz tayyarisi, gerek çöl kurtuluş, o çölde çayı çektiğimiz yıllarda mesela kullandığım birkaç tanesini hatıra olarak almıştım. Evet. Tabii insan uçağı her zaman taşıyıp bir yere getirip götüremiyor. Evet. Mesela uçak koleksiyonu yapmak başlangıçta hoştu, sonra vazgeçtim. Tabii iki tanesi düştü onların. Bir de nereye koyacağım yani? Hadi onu geçtim, iki tanesi düştü. Aslında sen yani ilgilendiğin şeyin uçak değil, uçak pervanesi olduğunu da aslında öyle bize hissettirmiş oldun. Evet, yani başlangıçta motor sanıyordum, değilmiş. Evet, değilmiş, pervaneymiş. Evet. Bir de pervaneli uçaklar pervanesiz uçmuyor. Evet. Güzel bir şey. Pervaneyi söküp şey. Hani ben bunu alayım deyip yani tek pervaneyle bir yere kadar gidebiliyorsun. Özellikle çöl koşullarında insan çok zorlanıyor. Bir de deniz uçağıyla çöle inmek zor galiba. Öyle bir şeyin de olmuştu senin. Zor ama imkansız değil. Değil. İmkansız. Ben mesela şey de severim. Yusufçuk. Dragonfly. Dragonfly. Süleymancık. Ejder meyvesi. Ejder meyvesi, zebra. Zebra. Şey, at. Düzgün at, düz at. Ben albino zebra çok severim. Mesela, mesela. Ama koleksiyonunu yapmak çok zor yani. Ölünce şey bozuluyor. Doldurmak lazım. Evet ama. Yani uzun iş. Doldur bitmiyor. Uzun iş. Bir de ben şeye karşıyım yani. Hayvanlara olan yaklaşımımdan dolayı. Hayvan doldurmaya mı? Yok yani yarım hayvan doldurmaya. Yani kafasını kesip dolduracaksan yani bir saygın olması lazım yani. İnsan gibi davran. Evet. İnsan gibi doldur yani. Evet. Dolduracaksan. Bildiğin. Evet. Yoksa yani düz yöntemlerle. Tabii. Çünkü zaten hani miadını mesela beni de doldursalar ben şey yapmam. Şöyle memnun kalırım yani. Bu da burada vasiyetim olsun. Yani doldurun beni ben. Ölünce eğer ölürsem. Vallahi evet. Ben bunu şey yaparım. Kayda da geçti. Doldururum. Yani niye? Yani hep hayvan mı dolduracağız ya? Hayatta bir tane Kaan Çaydan var onu da doldururuz. Doldurun ya. Abi. Şey de yapayım. Dondurmayın ama doldurun. Ya. Baba, yeni kuşaklar karıştırabilir. Seni mesela gömmeden dikine müzeye koysak da olur. Mumya, mumya. Mumyalayıp. Mumya sevmiyorum ya. Çok cildim çatlar falan. Yani gelecek kuşaklara. O zaman birebir şeyini yaptırayım ben seni. Damini yaptırayım. Yani yoksa ben kendimi mumyalamayı bilmez miyim yani? Ne bileyim biliyorsunuzdur. Mumyalamak dediğimiz zaten ne ki yani şurada. Yani ölme bir insanın ölümünü mumyalaşarak gerçekleştirmesiyle ilgili çok beni derinden yaralamış bir anım vardır. Çin'in şey tarafı, Kore'nin biraz sağ tarafı. Malkoçya mı deniyor oraya? Maldivler mi? Mançurya mı? Kamboçya olabilir. Mançurya. Mançurya. Mançurya civarında yaşadım. Orada Mançurya'da bir iş için gitmiştim ben 8 yıl yaşadım. O esnada iş yaptığım rahiplerden biri tam işi bağlayacağız artık şeye geldik. Bunu anlatayım. Baktım konuşmuyor artık. Kıpırdamıyor da. Ölmüştür. Yani mumyalamış kendini yaşarken. Çok iyi be. Ha, gerçekten çok iyi. Çok başarılıydı yani. İmrendim. Saygı duydum. Saygı duydum. Çok para kaybettim ama. Hatta bir dinleyenimiz var sanıyorum. Buyurun sayın dinleyen. İyi geceler. İyi geceler. Kimle görüşüyoruz? Bizi nerede arıyorsunuz acaba? Tuğçe ben. Uşak'tayım. Sizi dinliyorum. Tuğçe Uşak. Daha önce konuşmuştuk Tuğçe. Sen halkla ilişkiler uzmanıydın. Evet. Daha önce konuşmuştuk. Ama halkla ilişkiler değildi. Avukattır. Yok hayır ya. Ben müşteri temsilcisiydim o zaman. Yani şey değil mi? Halkla ilişkiler uzmanlığıyla müşteri temsilciliği. Ya müşteri de halk değil mi kardeşim yani?
Evet. Aynen ama uzmanı olamadım ben ya. İşten çıkardılar beni. Olsun, sen bizim için uzmansın yani. Ya teşekkür ederim. Biz seni öyle kabul etmiştik. Dolayısıyla bizim için bir değişiklik yok. Şu anda işsiz misin? Hayır, bir dönem işsiz kaldım. Daha sonra galiba pişman oldular. Beni tekrar almak istediler işe. Ben de kabul ettim. Öyle oluyor mu ya? Galiba oluyormuş. Ben de ümidimi yitirmiştim aslında. Dedim herhalde artık bundan sonra hayatıma işsiz devam edeceğim ya da farklı yerlerde bulacağım falan diye. Bu da fena bir seçenek değilmiş gibi geldi. Evet, yani. Yani. İşsiz devam ve farklı olarak. Yerlerde bulmak. Ve farklı yerlerde. Evet. Bu bana daha cazip geldi. Bence istifa etmelisin. Ya böyle bir şey düşünebildiysen bence istifa etmelisin. Ben aslında şey düşündüm. İşte aradıklarında işte tekrar gelip başlamam istediğinde yani niye başlayayım? Beni niye hani bıraktınız daha önce falan diye. Acaba dedim resmi çeksem gitmesem diye düşündüm. Sonra bir açıklama yaptılar mı? Ya açıklamaları çok saçmaydı aslında. Ekonomik kriz büyük bir yalan gibi geldi bana, inandırıcı gelmedi. Ekonomik kriz mi var ya? Ne zaman ya? Mesela bizim böyle şeylerden niye haberimiz olmuyor? Bir yerde yaşıyoruz. Evet. Sonuçta ben de İstanbul Kadıköy'de yaşıyorum. Evet. Diyelim ki bir ekonomik kriz var. Niye mesela, senin haberin? Benim bundan niye haberim yok? Mesela bir ekonomik kriz olduğunu nasıl anlamam gerekiyor benim? Ekonomik kriz olduğunu anlamak için bir gelirinin olması lazım abi. Tamam. Evet. Bir de giderinin. Onlar var bende. O zaman yani gelirinin giderinden çok yüksek olması lazım ki hissetme yani. Teğet geçsin yani, girmesin. Evet. Şimdi bildiğim kadarıyla senin giderin yok. Ama benim giderim, sizin söylediğiniz anlamda benim giderim yok. Giderin yok. Nereye gidecek ki benden? Evet. Ne giderim yok. Evet. Sen Kadıköy'de ne giderin olabilir senin? İşte yok. Şurada oturuyorsun, şurada şey yapıyorsun. Evet. Zaten bir şey yediğin yok, içtiğin var. Bir içtiğimi de arkadaşlar veriyorlar. Arkadaşlar veriyorlar. İç abi ne olacak ne diyorlar. Ne olacak diyorlar. Bunu da abi 3 kuruş zaten şeyini mi şey yapacağız diyorlar. Tabii. Hesabını evet. Tutacağız diyorlar. Dolayısıyla yani senin hissetmemen çok normal. Mesela ben de hissetmiyorum. Ben hiç farkında bile değildim yani şu ana kadar. Bir ekonomik kriz olduğunda. Çünkü benim gelirim yok. O zaman zaten yani kriz olsa ne olur, olmasa ne olur. Yani gelirin hangi kurdan yok senin? Mesela dolar gelirin mi yok? Yok, Türk parası gelir. Ha, TL gelirin yok ha. Çünkü bildiğim kadar Amerika'da hafif bir kriz var. Bir oynaşma var. Çünkü senin yani oradan haberin var. Yani benim dolar gelirim de yok. O zaman zaten krizle işin yok. 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 Gelenim var. Gidenim var yani. Onlar da hoş geldi, hoş gitti. Hoş geldi, hoş gitti. Yani sonuç itibariyle birisi çıkmış gelmiş. Tanrı misafir. Yok, gelme mi diyeceksin? Tanrı misafir. Evet. Önüne bir iki lokma bir şey koyamayacak mıyız yani? Şimdi öldük mü? Koyarsın canım, o kadar da değil. Öldük mü yani sonuç itibariyle? Dolayısıyla hani seni yemişler, kriz yok yani. Ya yani bizim hissettiğimiz bir kriz yok. Ben hiçbir şey hissetmiyorum. Ben de hiç hissetmedim. Zaten inanmadım da işte. Evet. Mecbur kalınca. İyi tamamladım o zaman yani. Fark etmez dedim. İlk defa işten kovuluyoruz dedim. Üzülmedim çok. Anladım. Allah tamamı neredesin yani, umarım 20 yıl sonra oradan emekli olmazsın. Sen EYT falan yok sende değil mi? Yok yok. Hı. Benim daha çok erken. Bayağı bir beklemem gerekiyor. Senin yaşın da genç. EYT de yoktur sende. Yok yok. İkisi iyi. De yok. İyi. Çok iyi. Kafam rahat yani okul. Yani krizin neyini hissedeceksin? Kriz de yok. Hele pompada yaşa takılmadıysan yani hiçbir sorun yok. Nasıl? Seks hayatın nasıl? Bu son zamanlarda aslında en son konuştuğumuzdan sonra o zaman aşırı heyecanlanmıştım bu arada. Konuşamamıştım. Daha rahat konuşuyordum. Sadece lafı geçince mi heyecanlanıyorsunuz? Ben anlamadım. Yok, aslında öyle değil. Yani sizinle konuşmayı çok önceden düşünüyordum. Ama bir türlü siz aramayınca ben de artık en son o gün yazdığımda şey demiştim. Arıyorsanız arayın, aramıyorsanız aramayın. Ne yapıyorsunuz? Zaten bu resti görünce aradık büyük ihtimalle. Herhalde.
Aynen olabilir. Bir hareketlenme sonra, oldu anladığım kadarıyla sesinden. Kesinlikle. Büyük ihtimalle sizle konuşmak hayatımı böyle bir etkiledi gibi geldi. Birçok şey değişti. İşte işten atılmam falan. Sonra PYT'li bir arkadaşım varmış, onu öğrendim. PYT'li mi? Bu arada mi? PYT'nin de ne olduğunu öğrendim. O zaman bilmiyordum yani. Hmm. İşte bir arkadaşımı aslında PYT'li olmadığını ikna ettim. O da ikna oldu. Yani. Güzel. PYT'sini şey yaptınız yani. Evet evet, kırdım. Kırdınız. Onun bakışını kırdım. Aynen, güzel, güzel oldu. Bayağı güzel. Nasıl kırdığınızı sormayacağım. Bence sormayın çünkü yani ben mesela gözümün önüne bir şeyler getirmeye çalışıyorum şimdi, o bozulacak. Ben yani sakın yanlış anlamayın ama yani genel bir tabir olarak elinize sağlık demek istiyorum sadece. Ben ayağınıza sağlık da olur. Burada. Eline ayağına sağlık. Ben size bir şey soracağım aslında. Tabii tabii. Yani ne tabii. Kadar... Buyurun. Evet. Lütfen. Mümkün bilmiyorum ama şey, uzun zamandır şeyi düşünüyorum ben ya. Şimdi hayatımın bazı karamsar dönemleri oluyor. Bunlardan çıkıyoruz gün içinde ya da ne bileyim bazen hiç çıkamıyoruz. Ama şeyi merak ediyorum. İnsan kendini mesela yalnız hissediyor ya. Hı hı. Bunun nedeni sizce şey mi? Yalnız kalmak mı sadece, yoksa gerçekten yalnız olduğumuzu bilmek mi? Yani bu ikisinin arasında kaldım. Hı. Pek bir cevap da bulamadım açıkçası. Ama sizin bir cevabınız vardır diye düşünüyorum. Var tabii, bizim her şey olduğu gibi. Çünkü biz boş yapma konusunda çok İyi olduğumuz için tabii yaklaşık bu, 45 dakika konuşabileceğimiz bir şey oldu bu. Bu özellikle Mete Amir'in şey alanlarından biridir ki bu konuda yani. Yıllar önce yazdığı bir de kitap vardır. O tekrar basımı yapıldı mı bilmiyorum. Avustralya'da yayınlanmıştı, bir niş bir yayın evinden Avustralya'da. Yalnızlık üzerine bir metindi. İsmini tam hatırlayamayacağım ama aşağı yukarı şöyle bir şeydi. İstisnalar yalnızlığı bozmaz gibi bir şeyi vardı. Yani daha çok çevirirsek evet. Yani tam da çevirmek mümkün değil ama bu konu üzerinde de biraz konuşmakta fayda var. Yani istisna dediğimiz şey bir istisna mıdır gerçekten? Yani da istisna nedir? İstisna nedir? Çok anlaşılmadı tabii o kitapta. Tahmin et. Çok teşekkür ederim bu arada, yani anlaşılmadığını söylediğiniz evet. için. Yani Avustralya'da bir Türkçe metni yayınlamak çok şey, akılcı değildi bence. Bunu tartışmıştık sende. Olsun. Yani sonuçta bir şey yapılabiliyorsa onu yapmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Evet. Ya buna katılıyorum tüm kalbimle. Tüm kalbimle katılıyorum. İnanmıyorum ama bu şeye. O zamanlar ben de çok inançlı değildim. Ama sonuçta bir fon vardı. Hı. Yaklaşık Avustralya doları olarak söylemem gerekirse 72 bin civarı bir fonu indirdim ben. Hı. 72 sayfalık bir metin yazmam gerekiyordu. Hı. O yıllarda da bir orta mesafe koşucusunun yalnızlığı üzerine çalıştığım bir proje vardı. Onu çok geliştirdim. Çok koşuyordun son yıllarda. Ama orta mesafe koşuyordu. Evet. Onu geliştirdim. Çok da hoş oldu. Güzel bir metindi. Çok anlaşılmadı. Yani bence yerini bulmadı yani. O da olabilir. Yani, o da olabilir. Yerini bulmadı. Ama yani sonuç itibariyle yalnızlık dediğimiz şey hayatın ta kendisi zaten. Yani hep söylemişizdir. Mesela uyku, mesela uykuyu ölümle karıştırırlar. Mesela? Yani uyku ölümün bir hali midir? Yalnızlık da böyle karıştırılmaya çok müsait bir şey. Yani yalnız olduğunu hissetmeme anı bir halüsinasyon bence. Yoksa yani insan sonuçta yalnız bir yaratıktır. Evet. Yaşam öyle bir şey. Çünkü yaşam bir tek sana ait yani. Dolayısıyla yani bir sürü şey paylaşabilirsin ama yani yaşamı paylaşmak pek mümkün değil. Çünkü paylaşmak dediğin şey yalnızlığını paylaştığın şey aslında sanal bir delüzyen makine yani.
iki kişinin ilişkisi aslında birbirleriyle değil, ilişkileriyledir. Tabii. Dolayısıyla yalnız olmayan şey ilişkinizdir. Sizin kendi yaşamınız, kendi sizi sınırlayan derinin içerisinde cereyan eden şeyler ve hep küçük hesaplar. Çünkü yaşam hep survive etmeyi güdüler. Dolayısıyla yani survive etmek son noktada hep yalnız olmak ve kendine dönük bir şeydir öncelikle. Bir de aynı bu konuda söyleyebileceğim şeyler. Yani bu kadar boş yapabiliyorum yani. Evet, ama güzel oldu. Evet, hoşuma gitti. Şeye gittin mi? Bahsettiğim çorbacıya Uşak'taki. Yok hayır ya, gidemedim. İşte bu depremden dolayı aslında birazcık sıkıntılar oldu. Hı. Ablam deprem bölgesindeydi. Bu tarafa geldiler falan. Biraz... Geçmiş olsun. Nasıl? Teşekkür ederim. İyiler mi? Herkes iyiler mi? Ha, evet evet. Aslında hiçbir sorun yok evlerinde falan yani. Hı. Sadece buraya psikolojik olarak biraz toparlamak için geldiler. Biz de tabii, destek olduk. Tabii. O sırada Manisa'daydık. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Suç'a. Tekrar görüşelim. Ben teşekkür ederim. Kaybeden Kulübü'yü dinliyorsunuz. Saygıdeğer dinleyenler. Bu gece hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşuyoruz. Buna az önce yalnızlık dediğimiz o... Bu üçlünün çimantosu yani, gibi de ifade edebilecek. Yani onlardan zaten ayrılmayan o şey de eklendi. Bence güzel de oldu bunun üzerine konuşabileceğimiz şeyler. Elbette ki var. Bize gece boyunca fm.standart'tan oluşan Sanat FM'in Instagram hesabından bir mesajla ulaşabilirsiniz. Lütfen bu mesaja adınızı, bizi nereden aradığınızı mümkünse ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın ki size ulaşabilirim. Aslında güzel bir şey vardı. Yalnızlıkla ilgili tam toparlayamadım. Yani aslında hayvanların da yalnız olduğunu, hani insana özgü sadece düşünebilen, hani insanla hayvan farkı sadece düşünebilmekten ibaret anlamında söylemiyorum. Yani düşünen, hafızası olan, akrabaları olan, onları hatırlayan, arada bir cepten arayan falan anlamında değil. Yani genel olarak cepten arayan hayvan yok zaten. Yani, öyle ayıralım. Zaten çok az cepli hayvan var. Onlar öyle ayıralım. Avustralya kıtasında zaten. Onlar da uzak. Bütün hayatlarını tek eşle geçiren hayvanlar olduğunu, onların da var olduğunu da kabul ederek söylüyorum bu söylediğimi. Günün sonunda uyuyan diyelim. Hani o ölümle uykuyu karıştırmayın dedik ya, oraya benzetelim. Uyuyan yaratıklar yalnız uyuyor. Uyku tek başına bir şey. Uyku evet. Ben kusura bakma seni, çok boş yapıyordum da seni orada dinleyemedim. Ben zaten boşluğu doldurmak için biraz şey yapayım dedim. Şey yapamadım tamam ama yani çok haklısın. VTR'ye girdim. Ya, çok haklısın yani o konuda. Çok teşekkür ederim gerçekten. Söyleyecek bir şeyim yok. Hatta bir dinleyenimiz mi var? Buna hak vermeniz çok kıymetli benim için. Selma arıyor bizi Bursa'dan. İyi geceler dileyelim size. İyi geceler, merhabalar, nasılsınız? Çok şükür iç güveysinden halledeceğiz yani. Fena değil. Biz çok iyi. İç güveysinden hallice olmak aslında çok iyi bir şey. Bence harika bir şey. Hele halliceysen yani.
Bir de halleyeceksin. Hem iç güveysini bir de halleyeceksin ya. Hem iç güveysi bir de üstüne halleyeceksin. Yani çüş derler adamı. Bir elin yağdı, bir elin baldığının şeyi. Çüş derler adamı. Yuh denebilir yani. Selma, sizi tanıyabilir miyiz biraz? Nasıl Bursa? Bursa güzel. Sizi de bekleriz. Ya bekleriz derken? Yani spesifik ya bu... Ya böyle gelmeyin bize ya. Yani Bursa'ya gel, yani ne yapalım, Yeşil Cami mi? Bekleriz. Ne bekleriz. Şu gün şu saatte şuraya gel. Şöyle bir şeyimiz var demen lazım ki yani Kadıköy'den çıksın Mete Hanım. Ya ben nasıl geleyim şimdi? Ha. Ben gelirim, o ayrı. Ne tarihi mi istiyorsunuz? Sırf tarihi yetmez yani. Bir de yani geleceğiz, ne yapacağız yani? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Ben nerede yatacağım, kalkacağım? Evet. Onları mesela ben bilmek isterim bir yere gitmeden önce. Mesela Mete tek yatamaz Mete. Şeyi var, fobisi var. Tek başıma uyumam. Evet. Oğlumla uyurum ben. Oğlunu da mı götüreceğiz? Ben de uyuyamıyorum bu aralar. Ya oğlumu da getiririm. Ben o zaman sorun değil, her yerde yatarım. Sen onu getir o zaman, madem sen tek yatamıyorsun ben de mecburen senle yatayım. Ve olur mesela. Selma içinde bir sakıncası yoksa bir eşi dostu yoksa o gece. Yani bu tür spesifik detayları çözdüğümüz bir şey olması lazım ki. Yani. Başka bir dünyada yaşamamız lazım. Burası çok uygun değil. Siz ne yapıyorsunuz Selma? Ben öğretmenim, Bursa'dayım. Atama bekliyorum. Nereye atanmayı bekliyorsunuz? Mardin yazacağım. Mardin? Evet. Var mı bir bağlantınız Mardin'le? Evet, aşık olduğum adam şu an yanımda. Ben gideceğim. O Bursa'dan, o zaman biz Mardin'e gelelim. Mardin güzel. Eylül'e kadar Bursa'dayım. Tabii Ekim gibi geliriz biz Mardin'e. Olur. Ya da Kasım. Ekim daha olur. Güzel bir ay be. Ekim daha güzel bir ay. Yani şimdi sevdiğiniz adam Bursa'da, siz Mardin'e gidiyorsunuz. Sizce uzaktan aşk mümkün mü? Uzaktan. Uzaktan seks mümkün. Ben de bunu merak ediyorum. Mümkün mü? Yani seks değil. Ben çok denedim, olmuyor. Uzaktan olmaz mı? Olmuyor. Seks falan, ne kadar olur? Seks. 80'li yıllardan beri öyle bir şey duymadım. Uzaktan şey, uzaktan pompa diyorsun. Evet yani. UP. 80'li yıllardan beri duymadım gerçekleştiğini. Yani uzaktan aşk, uzaktan ilişki de yani telefon, işte ne bileyim, FaceTime. Artık evet, görüntülü görüşme bilmem var. Ne. Bir de iş şeye döner yani, neredesin? Ben tam şeyi karıştırdım. Siz, kim uzak? Kusura bakmayın, o arada Twitter'a bakıyordum. Kimse kimseye uzak değil abi. Var mı Twitter'da bir şey, timeline? Bir şeyin var timeline'a mı? Timeline'a bakmadım. Timeline ne ya? Herkes bunu söylüyor. Bilmiyorum. Timeline'ıma düştü falan diyorlar. Twitter'ı ben yaklaşık 30 günde bir açtığım için uzun sürüyor açılması. Ona bakıyordum, açılmış mı diye. Şimdi pardon, isminizi başlar mısınız tekrar? Çok özür dilerim. Neydi ismi? Selma. Ha, Selma. Evet. Şimdi sevdiğiniz adamla Bursa'da birliktesiniz şu anda ve siz Mardin'e atanmak istiyorsunuz. Bir saniye. Ben şeyi kaçırıyorum gerçekten. Sevdiğiniz adamla Bursa'da birliktesiniz şu anda. Bu adam nerede şu an? Yanında. Bursa'da. Bursa'da şu anda mı? Birliktesiniz değil mi? Yanınızda mı şu an? Evet. Bir de biraz da onunla konuşalım. Evet. Bence konuşmalısınız, evet. Efendim, merhabalar. Merhabalar. İsminizi başlar mısınız? Mustafa, ben sizin yayınınıza daha önce en az 10 kere bağlanmayı deneyip becerememişlerdensin. Bunu yapmaya çalıştım. Hı-hı. Fakat beni bağlamadın. Selma ilk denemesinde bunu başardım. Yani bu bizle ilgili değil, çağrı merkezimizin şefinin herhalde böyle bir şeyi var yani, zaafı var. Herhalde Selma ismini, mesela Selma
şey oyuncu yönetmen bir şey vardı mesela. Ben çok severim. Selma Hayek. Hayek. O Mardinli mi? Anneme benziyor, onu bilirim. Tokatlı mı yani? Hayır, benim annem Hataylı. Adana. Adana. Adana Hatay. Adana Hatay. Devam edin. Tayan, bize açıklar mısın şuraya gelip Selma, neden Selma'yı seçtiğini aramak için? Sen niye? Çağrı merkezimizden Tayan burada şu an. İsim cezbetti beni. İsmi cezbetmiş. Buyurun Mustafa Bey. Abi Selma ismi arkadaşta bir gerginlik falan mı yaratıyor acaba? Onu merak ediyorum. Olabilir. Onu ben bir terapiste yönlendireceğim. Belki belki öyle bir geçmişte hatırlamadığı bir Selma gerginliği bir travması vardır. Bir şey vardır. Olabilir. Şimdi yani Selma sizi terk ediyor, farkında mısınız Mustafa? Ya tabii bana kendi memleketim, benim memleketim vardı. Oraya gittikten sonra benim de oraya gelmemi istiyor da. Tabii bu bir terk mi değil mi onu bilmiyorum da. Ben şimdi sizi çok net duyamıyorum. Ben net duyamadığım için dinleyicilerimizin de duyamadığını varsayıyorum. Biraz ya telefonla mesafenizi ayarlamanızı isteyeceğim ya da... Selma'ya geri verin. Ya da Selma ile konuşalım, daha iyi benim için. Çünkü benim zaten hayatla bağlantım çok şey. Siz ne diyorsunuz ona Türkçe'de? Şeye bağlı. Pamuk böceği. İpek böceğine bağlı. Mustafa Bey. Şu an duyabiliyor musunuz beni? Duymada sorun yok. Sesiniz şey geliyor böyle. Boğuk geliyor. Yer altından konuşuyormuş, tövbe tövbe, toprak altından konuşuyormuşsunuz gibi geliyor. Anladım. Şimdi nasıl? Böyle daha iyi. İşte şöyle. Demek ki isteyince oluyor. Tamam. Evet. Niye aramadığını da anladın herhalde şimdi. Evet. Bak, isteyince demek ki konuşulabiliyor. Yok, sesiniz hoparlördeydi. Şimdi normali aldım. İstemeyen o yüzden alamıyorum. Evet. Demek ki herkesin sesini hoparlörü almayacağız. Evet. Buradan da bunu öğrenmiş olduk. Şimdi sizi terk ediyor. Evet. Bunun şeyi yok yani. Siz terk ettiği gibi... O zaman kendimi bu terk edilme hikayesine alıştırmam gerekiyor herhalde. Evet, beni de Bursa'ya çağırdı. Evet. Ben bizzat oğlumla gideceğim. Evet. Yalnız yatmaktan hoşlanmadığını söyledi. Evet. Mecburen ben, o zaman ben yatarım dedim. Sizden haberim yoktu. Ya şey de olur, ben oğlum yanımda, Selma da yatabiliriz. Ben üç kişi yatmaya alışıyorum. Benim için sorun yok. Evet, siz bu yüzden terk edildiğim. Ben PYT, yok hayır, Mardin'e gittiği için. Yani Mardin ve memleketi... Seni çok masumane buldu. O yüzden. Yani seni Mardin'e götürebileceğini mi sanıyor? Yani öyle düşünüyor. Şimdilik ben de öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Karıştı burası. Çarşı pazar karıştı. Ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. Kafaları karıştı. Bak, evet. Bu ilişkilerde böyle şey vardır. Hani bir hayır dememek için lazım. Bizle konuşuyormuş gibi yapıp birbirleriyle konuşuyorlar. Yok ne yok dersin? Şu an sizinle konuşuyorum. Evet. Şimdi yes. Öğretmenim. Yazın ben de Mardin'e zaten atama isteyeceğim. Atamasıyla Mardin'e gitmeyi düşünüyorum. Ben de isteyeyim. Siz de mi istiyorsunuz? Tabii. Benim de atama önceliğim var. Gelin size. Ben atanmama gerek yok. Ben kendimi atayabiliyorum mesela. Tamam, Mardin'e ben kendimi Mardin'e atadım Biryani mesela. Biryani şarabı ısmarlayalım. Benim de önceliğim var zaten. Biryani şarabı ısmarlayalım size. Şaraba nereden geldik ya? Ben Ramazan'da böyle şeylerin konuşulmasını çok hoş bulmuyorum. Ya içilmesine karşı değiliz ama yani. Lafını etmeyelim. Lafını etmeyelim yani. Biz de şurada zaten arpa suyu içiyoruz yani. Onun günahı yok. Abi düştüğümüz durumda. O zaman size Selma bağlanmıştı. Ben saygısızlık etmek istemiyorum. Araya girmek istemem. Estağfurullah. Zaten Selma ile başladınız. Biz Selma Hanım'la konuşacağımızı konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Evet. Yani Allah sabır versin. Ben teşekkür ederim. Allah sabır versin. Umarım Mardin'e atanırsınız ama... Yani Mardin'e atandıktan... Ben bu konuyu tamamen kaçırdım orada. Ne kadar süre sonra geri atanmak isteyeceğinizi çok merak ediyorum. Sizi yakından takip edeceğim. Çağrı merkezime bu notu iletiyorum şu anda.
Bir de birlikte yan yana çekilmiş bir fotoğrafınızı bize gönderir misiniz? Ben merak ettim sizin şeyinizi. Nasıl göründüğünüzü yan yana. Böyle bir şey rica edebilir miyim? Tamam bunu yapacağız. Gerçekten. Tabii. Yani özel bir şey paylaşmayacağız. Numaranızı atarsanız bak. Ben kişisel olarak görmek istiyorum. Numaranızı atarsanız size WhatsApp üzerinden atarız. Bize mesaj olarak atabilirsiniz. Ben göreceğim sadece. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Gözümün önüne hiçbir şey gelmedi. Benim kafam karıştı. Senin kafan karışmıştı geçen sene. Benim geçen sene kafam karışmıştı zaten de. Ama sonra toparladım diye hatırlıyorum. İşte biz sana onu söylemedik. Fuck. çok çok özür diliyorum. 2 dakika şey nefes almam lazım evet. Gerçekten. Sonra güzel bir şey çalacağım ama o arada. Çok seveceksin bunu abi. Ya da uzun zamandır dinlemiyordum iyi geldi diyeceksin. Tamam. Okay. Yeah. One day a friend took me aside, said I have to leave ya for buying something from a friend. They say I've done wrong for protecting the name of a man. They say you'll have to leave ya, so now I'm bidding you farewell for much too long. And here's a song to sing for every man inside, if he can hear you sing, it's an open door. There's not a rich man there who couldn't pay his way and buy the freedom that's a high price for the poor. Another friend said to a kiss, I'm gonna have to leave ya, selling something to the man. I guess I did wrong, and although I did the best I could, I'm gonna have to leave ya. So now I'm kissing you farewell for much too long. And here's a song to sing for every man inside, if he can hear you sing, it's an open door. There's not a rich man there who couldn't pay his way and buy the freedom that's a high price for the poor. Standart FM'de Kayberler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı, ben Mete Avunduk. Bu gece de Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da Hayat, Kadınlar ve Aşk üzerine konuşuyoruz ve canlı yayındayız. Bugün Hayat, Kadınlar ve Aşk üçgeninde konuşurken yalnızlık parantezi içerisinde istisnalar ve kaideler üzerine de bir parantez açma mecburiyeti hissettik doğrusu. İsterseniz
Çok genişledi ama. Evet, çok ama gerekliydi. Evet, evet. Ama gerekliydi. Evet. Dolayısıyla birazdan bu konu üzerinde yoğunlaşacağız. Eğer istisnalar ve yaşadığınız çok önemli istisnalar varsa bunları bizle paylaşmak isterseniz bizi aramayın bence. Başka bir şey yapın ya da yani yakın bir arkadaşınız falan varsa onunla konuşun. Çünkü bu hakikaten üzerinde konuşulabilecek eğlenceli bir konu değil ama çok önemli yani. Önemli bir konu. Evet. Ama biz tabii özellikle boş konuşma konusunda belli bir yeterliğe sahip olduğumuz için şeyden inme, topraktan gelme üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Eğlenceli de olacaktır. Şüphesiz. Çok eğlenceli bir konu. Zaten dinleyenlere. Evet. Hatta bir dinleyenimiz var sanıyorum. Sarpo. Alo. Sarp sesin gelmiyor ya da gelecek ama gelemiyor. Neredeyse gelecek gibi yani. Alo. Evet. Duyduk seni. Duyduk. Duyduk. Çok iyi. Nereden arıyorsunuz bizi? Şu arabadan falan mı? Ben arıyorum. Selami Çeşme'den. Selami Çeşme. Selami Çeşme şurası ya. İki adım ya. Bir keşke. Ben de iki ile başlayan bir şey söyleyecektim. İki şişe bir şey alsan 10 dakikaya gelirsin diyecektim. Doğru. Tam da yani şurası değil. Burada bir yerdeyim. Ya yani çok dibinizde bir yerdeyim. Evet. Burada benzin istasyonunda çalışıyorum. Başarılar. Pompacı mısınız? Pompacısınız herhalde. Pompacıyım. Hayırlısıyla. İyi, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Nasıl işler? Pompacı. Hayırlı. Pompacı. Yani şey. Kuş değilim. Etini taşıyorum sadece. Kesik geldi. Son cümlenizi anlayamadık. Olmadığım için alaylı pompacı. Ha, alaylı pompacısınız. Alaylı pompacısınız. İlişkisiyle öğrendim. O yüzden şeyini çekiyorum yani. Ceremesini diyorsunuz. Herhalde cereme o. Evet. Şeyi. Evet. Yani mesela... Size daha çok yakıştı ceremesi de. Estağfurullah. Bu mesela pompacılık mesleğinin de artık şeyi geldi yani. Sonları geldi yani gibi geliyor bana. Evet, doğru. İşte artık tip istasyonla beklediğimizi bilmez. Sarp gerçekten sesin hiç yani bir, ben yarısını duyuyorum. Evet. Neredeysen ben, o, çık oradan. Eve geçtiğimde bir daha arayayım. Tamam. Kaç oradan. oradan çık tekrar şey yaparız. Alırız buraya. Anlaşıldı. Tamam. Kopuk geliyor çık. Eyvallah. Şey tamam. Bu arada gerçekten hani neyin çivisi çıktı diyorduk. Dünyanın mı diyorduk? Tahtanın çıkar benim çivi. Yani tahminim Avrupa'daki şeyler gözlemlerimi söylüyorum. 10 yıldan fazla oldu ben Avrupa'da bir pompacı görmeyeli. Sen Avrupa'da uzun yıllar pompacılık yaptın benim bildiğim. Evet. Hep yani kendimden başka görmeyeli. Mesela ben de Amerika'ya ilk gittiğimde yani yapacak bir yani hiçbir şeyim yok yani. Kalifikasyonum yok. Ne yapayım diyorsun? Pompacılıkla başladım işe. Mecburen. 3 tane seçenek vardı. Ya Starbucks'ta çalışacaksın. Evet. O da fena değilmiş. Fena değilmiş. Yani orada çalışan bir arkadaşım oldu. İş gereği. İş gereği arkadaşım oldu. Fena değil diyordu. Ya da pompacı olacaksın ya da tır şoförü olacaksın. İkinci ile üçüncü birbirine benziyor. İkinci neydi? Pompacı dedi. Evet. Benziyor evet. Yani yolla ilgili. Yani uzun yıllar pompacılık yaptım Amerika'da. Çeşitli bölgelerinde. 2 yıl kadar Kanada'da çeşitli benzin istasyonlarında çalıştım alaylı olarak. Fakat şunu fark ettim. Yani bir geleceği yok. Neyin? Pompacılığı.
Yani pompacıysan pompacı kalıyorsun abi. Ama zaten onun doğası o değil mi? Ya bir taraftan öyle ama işte belli bir yaşa gelince de işte yaşa takılıyorsun. Ya bu şey diyor. Gibi Burt Reynolds'san Burt Reynolds olarak kalıyorsun. Yani senin oradan bir mafya filminde bir Al Capone olman mümkün değil. Ya şüphesiz değil ama ben bunu bir kariyer olarak düşündüm. Ha, siz yani, kariyer şey yaptınız. Tabii. Evet. Çünkü yani işle de alakalı bir şey. Zaten. Tabii yani. Ya, tabii. Anlıyorum. Sonra yani ben de bir depresyon yaptı. Şeye gittim. Çeşitli danışmanlara gittim. Çeşitli uzman alanlarındaki sağaltıcı şeylere. En sonunda PYD olduğum artık ortaya çıktı. Yani pompacılığın sonu bu. Evet. Çok iyi değil mi? Sonu bu yani. Peki şimdi yani geldik şimdi PYD'yiz. Bundan sonra ne bekliyor bizi? Yani bundan sonra ne yapacağız? Yani buna bir çözüm bulunamayacak. Yani ya ben bir yıllarca gerek Amerikan ülkesine gerek Kanada ülkesine gerek bu ülkeye pompacı olarak hizmet vermiş bir insanım. Vergi ödediniz mi? Düzenli olarak. Düzenli olarak. Pompa başına yani. Daha pompada kesiyorlardı zaten vergiyi abi. Onu biliyorum, hatırlıyorum o yılları. Zor. 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 Bu platformda da bana hani bu şansı verdiğiniz için de size çok teşekkür ederim yani. Şimdi genç bir pompacı arkadaşımız arayınca tabii hani... Biliyorum sizin de evet şey oldu. Şey ha. Oldu biraz. Depreşti de. Ama çıkıp uşağa gidesin var şu anda. Çorba içme. Evet. Allah'tan uşak ucu şey uzakta kalıyor biraz. Sarp'ı tekrar arayacağız. Onunla görüşeceğiz ama zamanı var. Bu geçen hafta yok. Soru yok. Halbuki insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değil. Fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Bas para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Dinleyenler Kaybedenler Kulübü. Burası 2024 4. Nisa'yı dinlemektesiniz. Yuh, bir yıl atladın be. O kadar oldu mu ya? Şu an ben de şaşkınım ama iyi geldi. Mesela seneye bu zamanlar hayatta olacağımı bilmek şu an bana iyi geldi. Bu enteresan ama dil sürçmesi çok flördyen, özellikle flördyen bakış açısıydı. Flördyen miydi o? Freudyen. Ha, Freudyen. Flördyen. Bakış açısıyla irdelendiğinde hiç şakaya gelmeyecek. E tabi. Bir şeydir. Mesela geçenlerde oldu, dilim sürçtü benim. Kime? Bir arkadaşa. İyi olmuştur, iyi gelmiştir.
O, yani bir ortalık karıştı biraz. Karıştı tabii. Şu dilinin nerede sürçtüğü çok önemli yani. Yani, bir de, evet, yani dil, tamam, dil sürçer. Yani evet. Ama yani nerede sürçtüğü çok önemli. Demek ki yani 2023'ün 2023'ü gömmüşüz yani. İşte bu psikolojik bir şey. 2023 evet. Çoktan enteresan. Şey oldu, enteresan. Mesela prensibim değildir benim şey. Gömmek. Yani yakmak. Sıcak, daha sıcak gelir bana. Mesela doldurulmak. Mesela doldurmak da sıcak geliyor bana. Bunu niye düşünmemişler abi Mısırlılar? Bir tane Gorvidal diyeceğim ama emin değilim. Ya da Batal. Bir tanesinin hasta ya bunlar biraz böyle şey. Evet. Gorvidal özellikle. Yani bir tanesinin bir şeyini hatırlıyorum. Bu konuda bir metnini hatırlıyorum ama ona şimdi hangisini şey yapacağım diye gene 100 tane şeyi karıştır. Al kütüphaneden onu çıkart. Onun tozu aman yere döküldü. Onu bilmem ne yap. Yani bizim yakmak, gömmek ve ya da hiç, neyse işte yani içini doldurmak ya da yakarak nehire bırakmaklarda hep o aslında temelde konuştuğumuz derinin içi ve dışı ile ilgili kültürel ince değişimler var. Başka hiçbir derinlik yok. Yüzeysel şeyler bunlar aslında. Aslında evet, kurtulma eylemi. Burada prensipler önemli. Prensipler çok önemli. Yani hani boş kalmasın diye bir şey arıyorum. Hani, mesela diyeceğim. Mesela prensip olarak menemen yapıyorsan ben yapıyorsam prensip olarak domatesin kabuğunu soyarım. Bu senin prensibin mi? Bu benim prensibim. Prensiplerinden biri. Temel prensibim. Değişmez mi yani? Hiçbir şekilde değişmez. Yok efendim. İstisnası yok mu yani? Domatesin kabuğunda vitamini varmış da o işte bilmem neymiş de falanı ben anlamam. Ya bu çok saçma bir şey. O kadar ateşe hangi vitamin dayanır yani? Neyse işte. Ben anlamam yani. İlgilenmiyorum diyorsun yani. Ha ama bu nerede kırılabilir bende? Çok yani amiyane şekilde söyleyeceğim. Böyle kütür kütür bir domates vardır. Sofrada yenecektir. Söğüş dediğimiz şeyde. Böyle sizin de vardır mutfakta usta olduğunuz için. Benim de eşim aldım. Bıçağım var bir tane. Tak 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 vururum. Atarım böyle. Kabuğuyla babuyla ilgilenmem. Hafif tuz atman lazım üstüne. Çünkü gebersin. Domates gebermez. Evet. Asit yemeden. Zeytinyağını şöyle 4 tane Z yaparsın üstüne. Bırakırsın. Nane, kekik, biberiye tercihe kalmıştır. O öyle yenir. 4 Z yani yan yana mı yapıyorsunuz yoksa WW? Mesela ben WW yaparım. Ben yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı 2 defa Z yaparım. Anladım. Ters düz Z. Ne olur ne olmaz. Anladım. Ben WW. Genellikle pişmemiş hayvanlar zeytinyağını basmazsanız size fayda etmez. Pişmemiş hayvan yememek lazım zaten. Geçenlerde başıma geldi. Bu dedim pişmemiş. Evet dedi. Bu ne dedim? Yani niye pişmemiş dedim. Yani niye evet dedim. Yani ne? Hani hayvan mıyız biz dedim yani. Bu karpaccio dedi. Ne? Karpaccio. Ne karpaccio dedim. Dana karpaccio dedi. Onu sormadım dedim. Karpaccio ne? Güzel. Sordum dedim. İşte yani aşırı yiyecek. Ya dedim ben yıllarca
Nijerya'nın doğusunda elmas işi yaptım. Orada sabahları özellikle but kısmından alırlar da eti ellerine böyle bıçakla hani elma yersin yani elmanın şeyini bıçakla alır ağzına atar. Çakıyla evet. Yıllarca dedim benim içim kurtlandı böyle dedim beni bunu karpaccio diyor benim bunu önüme git. Şu dedim ne bileyim bir levrak olsa. Evet. İnce doğranmış bir sömen şeysi olsa. Evet. Üzerinde biraz bir zeytinyağı, biraz bir limonla bir evet. Bir kendine gelse, bir dinlense, bir asit yese yani. Evet. Şey yapsa anlayacağım seni dedim. Öbür türlü o çiğ çiğ yemez. Dön dedim. İyi demişsin. Dedim, hemen dön dedim yani. Al dedim bu şeyi, hemen dön dedim. Döndü gitti. Sonra ben işte dana karpaccio'lu bir menemen yaptım. Mecbur kaldım yani. Yenilebilir hale getirebilmek için. O kadar ince ki çünkü. Evet. Yani yumurtanın sıcağı bile şey yapıyor. Ama yani Amir mesela gerçek pembe domatesin kabuğu bir istisna mıdır sence? Ne yaptığına bağlı. Menemen. Burada şöyle bir şey var. İkiye ayrılır o. Domates mi? Domates. Daha sonra rende mi yapacaksın? Küçük küçük kıyacak mısın bıçakla? Orada işler değişir. Değişir. Evet. Gerçek pembe domateslerde ama. Bu gene söylediğim şey bir istisna evet, değil. İstisna değil. Başka bir konuya, başka bir alana girer. Peki şu yaklaşıma nasıl bakıyorsun? Yani kalın kabuklu domateslerin rendede elle bastırılarak kabuk kısmına kadar evet. Rendelenmesinde bir sorun yoktur. Yok. Zaten o tahmin ederim. Elde kalan kısım ama, kabuk sayılır. Ama domatesin yani bir çapraz atılıp kaynar suya atılarak biraz haşlanıp çıkartılarak kabuğunun soyulması eylemini doğru buluyor musun sen? Yani bu şekilde soyulmuş bir domates midir sence? Sen o kadınla evlenir misin? Ben bir dinleyenimiz var hatta onunla görüşeyim. Çünkü şu an zaten şeyim bozuldu benim. Asabın. Evet. Orucum bozuldu. Anladım. Buyurun. Buyurun. Hak veriyorum. Ya domates haşlanmaz. İyi akşamlar. Bunu şey yapmayalım. Buyurun sayın dinleyen. Eyvallah, iyi geceler. Domates haşlanmak ne demek ya? Nerede görülmüş ya böyle bir şey? Haşlanmaz bence. Siz niye haşlıyorsunuz kardeşim siz? Maksimum suyunu koyarsınız. Suyu çıkar ortaya. Bir soğan doğranır akşama. Ya da beyaz çayın yanına. Evet, güzel olur tabii. Nereden arıyorsunuz bizi sayın dinleyen? Bir de mikrofon ya da ahizeden biraz uzakta konuşursanız çok memnun olacağız. Şimdi nasıl? Daha iyi. Ya. Evet. Çok iyi. Buyurun sizi tanıyalım önce bir. Ben olsam Tekirdağ'dan arıyorum. Tekirdağ? Tekirdağ. Çorlu. Çorlu'da. Aynen. Yakın Çorlu şurası. Çok bilinmiyor o yüzden. Bir daha söyler misin? Çorlu çok bilinmediği için Tekirdağ deyip geçiyorum ya. Ha. Çorlu'yu bilirim ben az çok ya. Çorlu. Ben de bilirim. Hı. Yani. Tekirdağ'a yakın bir nokta. Bir büyükçe evet. Neredeyse şehirleşmiş bir kasaba gibi değil mi? Evet, fazlasıyla. Aslında yakında bir İstanbul olma niyetinde kendileri. Ne yapıyorsunuz acaba orada? Öğrenebilir miyiz? Ya ben böyle geç kalmış bir mezuniyet yaşıyorum ya. Öğrenciyim hala. Çorlu'da üniversite mi var? Var öyle bir Namık Kemal'im var da ben Edirne'de okuyorum. Kimya. Kimya. İyiymiş. Çok iyi. Çok
Çok iyi ya işte. Kimya güzel bir konu. Ben çok kıskanırım. Ben kimya öğretmenime aşıktım. Ama yapmadık. Aa. Yani bana da kadın öğretmenler çok seksi geliyor, evet. Benimki seksle ilgili değildi. Ben direkt aşıktım yani. Çünkü aşkın seksle bir ilgisi yok bildiğim kadarıyla. Benim bildiğim kadarıyla. Evet, doğru. Yani seks oluyor tabii de yani. Seksin aşkla ilgisi olabilir. Evet. Yani şu an eminim ben hala haşlanmış domateste kaldım şu an söylediklerim. Çok özür dilerim abi. Kullanmayın. Çok zamansız bir şeyde açtım konuyu ama. Kullanmayın. Bana böyle aşırı post şeylerle gelmeyin. Yani çok özür dilerim. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Haşlanmış domatesin içine yeşil soğan mı doğrarsınız yoksa beyaz soğan mı? Haşlanmış domates olmaz. Domates haşlanmış kardeşim. Domatesi niye? Domates en fazla. Benim anneannem mesela rahmetli öğlenden konserve yapardı domates. Evet. Tabii. Çok iyi yapılır. Akşam yerdik. Evet. Yani yemekte kullanırdı akşam. Yani tabii ki bu varlık ve yoklukla ilgili bir şey. Eğer o gün ya da o gün o bir iki gün içerisinde tüketmeniz gereken 4 çuval ya da aşağı yukarı 16-17 kasaya denk gelir. Domatesiniz varsa bunları ya salça yaparsınız. Bütün bir konserve. Gün sürer. Salça yaparsınız, konserve yaparsınız. Koruma yöntemi. Bir kısmının yani. İçine biber doğrarsınız, menemenlik saklarsınız. Saklar. Her türlü ama yani başka türlü. Haşlanmaz yani. Haşlanmaz ya. Domates zaten yani kendi suyunu bırakıp geberen bir sebze olduğu için şey bir hayvandır yani. Asitik bir hayvandır. Bir de yani domates bir 4. lezzet kategorisine girer. Yani mesela bazı şeyler vardır. Yani lezzeti nasıl sınıflarız? Acı, ekşi, yani asidikse ekşi, tuzlu. İşte tatlı, tuzlu. Evet. Ama yani bir sonraki kategori olarak bu çok emin olamadım. Tuzlu değil. Yani tuzlu bir lezzet kategorisi mi acaba? Şimdi şüpheye düştüm yani. Bizim modern şeyimizde, anlayışımızda, yani mutfak anlayışımızda bütün konu tuzdur. Asit, tuz yani. Yani evet, tuz. Biz ona tuz diyoruz. Biz ona kabaca tuz diyoruz. Yani o zaman acıyı çıkartıyor. Kimya okuyanlar onu bilir. Acıyı da çıkartalım. Yok, acıyı çıkartmayın. Acı hazın şeyidir yani. Yani bu... Ne diyorsunuz? Şöyle söyleyelim bunu. Bu kodlama ile ilgili bir şey. Biz ona tuz diyoruz. Hani adına tuz diyoruz. Tadını tuz olarak biliyoruz. Öyleyse bir lezzet... Bir şey eğer tuzsuzsa ona tuzsuz diyoruz. Ama şöyle düşünelim, biraz daha boş yapalım. Şimdi bir şey yediğinde onu temel bir kategoriye ayırırsın. Yani bu tatlı. Evet. Bu ekşi. Bu ekşi dersin. Bu acı dersin. Acı dersin. Ama yani tuz hep sonradan katılan bir şey olduğu ama için. Ama tuz bunların hepsinin içinde oluyor. Ya var da yani. Neyse yani. Ben senin sözünü anladım. Bunun üzerine biraz düşüneceğiz. Oradaki 4. şey tuzlu değil. Evet. Bunu anladım. Evet. Mesela 4. bir şey olarak eğer bunu böyle kabul ediyorsak. Domateste. Bir lezzet kategorisi olarak tanımlanamayan bir yani lezzeti olmayan şeyler vardır. Mesela domates bunlardan biridir. Ananas gibi. Evet. Şey avokado gibi. Avokado. Yani domatesi yediğinizde ne tatlıdır. Evet. İşte ne acıdır. Evet. Ne ekşidir. Hepsi bir arada da olabilir. Dolayısıyla tanımlanamayan bir
lezzet kategorisidir ve bunun bu kategoriye giren hayvanlar, sebzeler, insanlar. Evet. Çok çok önemlidir. Evet. Çünkü çok elverişlidir. Çünkü evet. Onu istediğiniz şey, lezzete açık. İstediğiniz evet. Lezzete döndürebilirsiniz. Patlıcanı ilave edebilirim oraya. Evet, patlıcan da evet. Patlıcan acı değil mi amire? Kabuğu yani, nikotinliyse artık. Kimi? Evet. Kimi? Kabuğu. Salatalık gibi. Ama mesela domatese baksak o da biraz olgunlaşmış, şekerli o geliyor bana. Ama olgunlaşmamış ekşi geliyor. Evet. Ama turşusu da güzel oluyor. Fermente tabii. Fermente oluyor. Dolayısıyla hani bu dediğim, bak dediğim şeyi tanımlıyorsun. Dolayısıyla yani istediğin lezzete büründürebilirsin. O yüzden seni çok iyi anlıyorum yani bu noktada yaşadığın şu dağılma, şu şey. Bir kere domates istilacı bir türdür ya. Evet. Mesela yılan balığı gibi bir şeydir yani. Bütün dünyayı istila etmiştir. Sırf bu yüzden. Tamam, bakımı da zor amir şimdi Kaan abi onun da. Yok kazık çakıyorsun fidelilikten sonra. Yok orası kırılmasın. Meşakkatli. Yani böyle hani. Hani bunun için mi yani? Bak sen Çorlu'dan arıyorsun. Şimdi ben Keşan'da çok uzun süre yaşadım. Orada bir iş, evet. İş yerim vardı benim. Tombalacılık işi yapıyorduk. Ben de yani Çift Torba Kaan diye bilinirim orada hala da. Keşan'da sorarsan. Senin bildiğim kadar evet, Çift Torba. Evet, duydum. Evet. Daha Çift Torba'ya geçebilen olmamış Keşan'da. Çift Torba diye bilirler beni, hala da bilirler yani. Çok da ekmeğini yedim o toprakların. Keşan'da domates kızardığında çürüdü diye atarlarmış hayvanlara. Yeşil evet. Yani sebze olacak ya, yeşilini kullanırlarmış. Yani insanlığın kafasını bile karıştırmış bir evet. Lanet bir sebzeden bahsediyoruz. Domates yani. Evet. Özel bir konudur. Evet. Doğru. Yani Amerika'dan bu topraklara gelmesi. Mesela Mısır'ın ismi niye Mısır? Niye Mısır? Çünkü bize Mısır'dan geldi. Evet. Çünkü Amerika'dan önce Mısır bölgesine indi. Oradan bize geldi. Bizden Avrupa'ya gitti. Avrupa'da Mısır'a uzun yıllar Osmanlı buğdayı dendi. Evet, doğru. Mesela hindi. Mesela çok ilginç bir konudur yani. Hindi, evet. Hindi Amerika'da ne olarak bilinir? Turkey. Biz diyoruz. Buradan geçtiği için. Bizde niye hindi? Bize Hindistan'dan geldiği için. Bize oradan geldiği için. Evet. Ama Amerika'dan Hindistan'a gitti. Bizden Avrupa'ya gitti. Dallama Avrupalılar da Amerika'ya gittiklerinde hindiyi görünce Turkey dediler. Vay yani dallama. Ben birebir oradaydım yani. Koloni kurduk. İlk şeye çıkmıştık. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum.
mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Değerli dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı. Bu sefer dilim sürçmeden söylüyorum, 2023 4 Doğulu Nisa'da Katıköy Standart FM Merkez stüdyolarında sizlerle birlikteyiz. Öyle ya da böyle aşağı yukarı bir saat 40 dakikadır canlı yayındayız. Bugün gerçekten önemli konular üzerine. Yani. Konuştuk, konuşmaya çalıştık. Biraz zihnimiz dağınıktı sanki. Ama özellikle domatesin haşlanması meselesi açıldığı andan itibaren. Mete, ben çok, orada dağıldım. Çok özür diliyorum senden. Bu hakikaten hani düşmanına söylenmez yani. Şöyle bir şey var. Mesela pişmiş domates diye bir şey vardır. Pişmiş evet. Domates zaten ilk söylendiğinde bile insanın rahatsızı da. Evet. Yani çok insan tanırım ben. Izgarada şöyle iki defa çevrilmiş domatesi bile yemeyen. Evet. Ben bayılırım. Ben pişmiş domates yemem diyen. Ben bayılırım. Ayrı konu. Ama yani domatesin hakikaten şeyi önemlidir yani. Pişmiş mi, çiğ mi, doğranmış mı, rendelenmiş mi, tuza mı yatırılmış, evet, ne yapılmış yani, çok önemlidir oralar. Yani bu tabii sebzelerin gebertilme yöntemleri evet, üzerine. Evet. Burada daha bir şey. Yani sebze gebertme yöntemleri, sebze öldürme yöntemleri. Domates de öldürülebilir. Her can. Evet. Aynen. Bence bunu önümüzdeki bir Nisa'da geniş bir yer vermek vaktimiz yetmez. Şüphesiz yani. tabii ki. Çünkü öldürmek ciddi bir iştir. Hele sebze öldürmek daha da ciddi bir iştir. Yani bugün bir biberi nasıl öldüreceğim, bir patlıcanı nasıl geberteceğim, yani bir domatesi nasıl sömürteceğim, yani bunlar şakaya gelmez. Her ortamda da konuşulmaz yani. Evet. Ama Sarp geri döndü, o yüzden Sarp'la konuşalım. Önce olur. Ona soralım mesela, evet. Nasıl oluyor bu işler diye. Bakalım ne diyecek. Öncelikle iyi geceler diliyorum. İyi geceler. İnşallah sesim geliyordur. Sesiniz perfect bu sefer. Çok da etkileyici çok bir sesiniz var. Yani. Ya sizi tanıyabilir miyiz tam olarak? Kimsiniz? Siz kimsiniz? Ben Selam Çeşme'de ikamet edip pompacılıkla uğraşan biriyim. Bununla ilgili anlatacaklarım ve dertlerim ayrı. Ama domatesle ilgili konuştuklarınızla ilgili de söyleyeceklerim ayrı. Soracaklarım var tabii. Yani üstadlar. Estağfurullah. Çünkü bir sebze olarak domatesi çok andınız ama bir meyve olarak hiç anmadınız. Evet. Buna birçok domates şeylerinde bir soruyla yaklaşacağına eminim. Evet. Domates bir meyve midir, bir sebze midir? Evet. Sebzeyi öldürmek ne kadar suç, meyveyi yaşatmak ne kadar suç, bunlarla ilgili. Caiz midir diyorsunuz? Derin, evet. Mutlaka diyorum bu önemli günlerde. Evet. Sorular da artarak gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Bir kere domates ne sebzedir ne meyvedir. Bunu değil mi? Bir kere biraz önce de dediğimiz gibi dördüncü lezzet türüne girer. Yani tanımlanamaz bir lezzettir. Dolayısıyla öldürmek caizdir yani. Bence de. Yani nasıl öldürürsen o lezzeti verir. Ben bir domates düşmanıyım.
bir kere bunu itiraf etmek zorundayım. Yani artık bu hazır bu platformu da bulmuşken vesile oldu. Ben çok severim. Ben şöyle düşünüyorum bu konuda. Çok severim, o ayrı yani. Meyve sebze ayrımında domates bir sebzedir şüphesiz. Tıpkı biber gibi. Tıpkı... Büyük tepki çekecektir tabii bu söylem. Çeksin. Ben severim tepkileri. Tabii. Yani bizim yıllarımız Kadıköy'de tepkiyle geçti. Tabii. Ama tabii. Geçti. Bunu söyleyeyim başta. Geçti gitti canım artık. Başlar. Ne tepkiler çektim ben? Şöyle bir düşünüyorum. Abi. En son bir şu köşede bir tepki çekmiştin, hatırlıyor musun? Çıplak gay yürüyüşü yapmış. O hatta yapmıştı. Ödül aldı diye hatırlıyorum ben. Evet. O çektiğiniz tepki. Büyük tepki çekmişti. Evet. Altın bamya verdiler ya. Verdiler. Altın bamyaydı. Evet. Şimdi onu düşünüyordum abi. Neydi altın, diye altın bamyaydı. Evet. Tabii. Şey de var bende. Gümüş biber. Gümüş biber var mı size? Var. Oo. Maşallah. 3 yılda bir mi? 3 yılda bir değil mi abi onun seçmeleri? 7 yılda bir veriliyor. 7 yıl mı oldu? Evet, üst üste 2 defadan fazla verilmiyor. Evet. Yani... Çok özür dilerim. Bir diğer sıkıntımı paylaşmak istiyorum. Estağfurullah. Buyurun. Şimdi biz pompacıların evet. Belirli bir maaşı elbette var. Evet. Bağlı bulunduğumuz şirket tarafından ödeniyor. Sigortamız yatıyor. Evet. Fakat bizim serviste çalışanlar gibi hizmet sektöründe asıl geçim kaynağımızın en büyük ana damarı tip. Bahşiş. Evet, doğru. Bizimkiler. Fakat bu bahşişin bir gereklilik olduğu fikrinden uzak sadece çok zengin insanların vermesi gereken bir diyet olduğu düşüncesi hasıl olmaya başladı. Son 24 yıldır. Genel toplumda bu, diyorsunuz bu. Son 24 yılda evet böyle bir şey dönüşü. Bu benim oldu olmadı diyemeyiz. Benim abi, pompacılık yıllarımdan beri bu giderek büyüyen bir yara evet. Ben de evet. Bu arada eski bir meslektaşınım senin. Ben evet. De uzun yıllar ben pompacılıktan emekli oldum. Ben size özenip pompacı olmaya karar verdim. Yani benim bu mesleğe atılmamın en büyük, şu an sesim titriyor konuşurken evet. Yani en tabii, büyük. Tabii. Evet. Mimar severek ya, yapıyor musun? Ne kadar mukaddes bir tabii. Meslek. Severek yapıyorsan kardeşim evet. Hani tipine bakmayacaksın yani. Tabii. Neyin tipine? Ya, işin tipine yani. Yani bizde böyle bir şey vardır. Mehmet abi yani pompacılarda genel olarak işin tipi deriz biz. Yani gelen insanın kalitesine, gelen insanın tavrına göre o bizim için işin tipi tabii. Haline gelir. Tabii ben çok severim. Size, ben tip bize severim. Bir kamu tip çalışanı seversin. Gibi değil de kendi hizmetlisi gibi davranan birinin tipiyle evet. Bize işçi gibi kendisi gibi ve işçi gibi davranan birini ayırt etmek için de tabii. Çok kullanırız. Evet. Peki, tip önemli. Şey önemli ama mesela tipsiz ne demek? Tipi yok o, işte. İşte hep parasız olarak algılanır. Tipi yok. Halbuki öyle değildir pompacı jargonunda. Evet. Aslında insanlıktan uzak anlamında kullanılır bizim aramızda. Yani sayılmaz diyebiliriz. Şerefsiz ya. Diyebiliriz. Şerefsiz. İnsan ya. Değil. İnsan değil. Yani. Evet. İnsan değil. Evet. Domatesten saymazsın. Yani. Katılıyorum. Evet. Doğru. Ama yani. Valla benim yani şu prensipleri dedim. Yani prensipler önemli şeyler. Yani pompacılık prensipleri çok önemli. Yani sen mesleğe başlarken herhalde bir pompacının bilmesi gerekenler kitapçığı, bir pompacının tabii. Prensipleri bildirgesi. Tabii Caligula tabii. İlk pompacı. İlk pompacı, evet. İlk büyük pompacı. İlk pompacı. Herhalde bu konuda bir eğitimden geçtin diye düşünüyorum en azından. Çok değişti evet. Kaan abi, çok değişti. Benim dönemimde cam silmek yoktu mesela. O sonradan aslında taşeronun yaptığı işi bize yüklediler. Evet. Yani ve, bizim yapacağımız iş değildi. Evet. Hatta o böyle bize biraz hakaret gibi de bir şey ama yo, ben, yine de işimizin parçası diyoruz. Ya ben yapacağınız işi diye başlayan cümleler çok kurduğumu hatırlarım yani. Tabii. Bu sır bu yüzden. Yani sen hani
Pompanı yap, doldur. Tabii. Şeyi sonra da pompayı yaparken cam sil. Bakıyorum, düşünüyorum şu an. Kaç defa yaptım hayatımda. Ay niye? Pompayı niye? Aynı anda, yani neyse abi. Bu konuda yara büyük. Çok da uzatmak istemiyorum. Vaktinizi almak da istemiyorum. Fırın camı sayılır mı? Camsa sayılır. Camdı, sildim bir kere. Fırın camını mı sildin? Pompayı yaparken. Ama o senin yüzünden o pompa camı kirlendiyse o ayrı yani. Pompayı kaçırdıysan. Evet, sildim sonuçta, sildim. Tamam canım, o zaman sorun yok. O şeyde. Ya tipine bakmayacaksın. Sonuçta anladığımız şey bu. Bu işin mesleği, bu mesleğin haysiyeti gereği. Boştu. Fıtratı. Şeyin evet, boş, fıtratı. Markası boştu. Şey, fırının. Evet. Boş fırın yapıyorlar mı? Ya boş fırın camını sildim. Büyük geçmiş olsun. Güzeldi ama. Ya olsun, ya da büyük geçmiş. Çok teşekkür ederiz hakikaten. Ya hakikaten bu arada yani. Yani ben birer meslektaş olarak eski de olsa. Çünkü biz PYD'den emekli olduk biz. Evet, duydum ama abi. Bu arada tabii ki yani yoldaşlara şey vermek, burada el vermek. Tabii ya. Şey. Estağfurullah. Yani. Çok mütehassız olduk. Daha sık görüşmek isteriz. Bu konudaki sorunlarınızı bu platform aracılığıyla duyurmak isteriz. Yani bu bizim yani, tabii ki. Misyonumuz çok, yani. Ama çok tip önemli. Ederim. Tip çok önemli. Bunu şey yapalım. Onu zaten ayıralım bir kenara. Yani. Bir de son bir şey kapatmadan Kaan abi. Birkaçtır aşağı yukarı diyorsun. Hani o 3 aşağı 5 yukarıysa da ne kadar aşağı ne kadar yukarı, o konuda da bir kıstas koyman gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben 3 vakit namazında bir adamım. Şimdi Binaenaleyh 3 aşağı 5 aşağı yani. Ya o zaman tamam aşağı. Teşekkür ederim. Aşağı abi. 3 aşağı 5 aşağı canım. Tamam. Ama aşağı. Aşağı. Tamam. Ya bir de ne oldum demeyeceksin. Sarp yani ne oldum diyeceksin abi. Bu, abi. Çok teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim. Çok mütehassız olduk. Biz de öyle. Çok sağ ol abi. Sağ ol. Hayırlı başarılar. Muvaffakiyetler diliyorum. Genç bir çocuk. E tabii ama. Yetenekli. Mesleğini seviyor. Ama hevesli bir pompacı. Hevesli bir pompacı. Bu önemli. Mesleğini seviyor. Önemli. Bu önemli. Bak bu çocuk tipine bakmaz yani. Bir de bu ilerler. Bir de üçüne beşine de bakmaz yani. Bakmaz, biz ilerler yolunda şey olur. Hayırlı olur. Hayırlı olur. Yarın öbür gün adını çok duyarız yani, sana söyleyeyim. Duyarsınız. Ben duymam, benim ömrüm yetmez ama şey yaparsınız siz. Sen hiç ölecekmiş gibi durmuyorsun abi. İnsanların tekrar yaşaması için elbet ölmesi gerekir. Yani bir recycling durumu var diyorsun sen. Tabii yani şey, bu konuda da. Değişmeyen... Sen öyle bir kitap yazmıştın. Bilim kurgu. Yani ölüyorlar. Sonra bir garip bir şekilde yarılarak toprağa gömülüyorlar. Oradan bir ağaç çıkıyor falan filan. Evet. Sonra o ağaçtan tekrar doğuyorlar gibi böyle bir enteresan garip bir şey. Satmadı o kitap. Satma. O da mı satmadı? O da satmadı. İyi be. Yani bir çok satan. Ama çok iyi bir kitaptı. Müthiş. Ben hala etkisindeyim yani. Ben de hala etkisindeyim ama neyse ki satmadı. Ama yani bence senin hatan 4 ciltlik bir romanın sadece 3. cildini yayınlamış olmak. Yani serinin 1'i, 2'si ve 4'ü yok. Ama fikir olarak iyiydi. Kabul edin. Çok iyiydi. Fikir olarak iyiydi. Bence bir şeyleri eksik yapmakla bir şeyleri tam yapmak arasında bir fark olmalı. Son değerlendirmede. Evet. Yani şüphesiz olmalı. Ben burada biraz şey kaldım ama. Yani. Ben de öyle kaldım. Evet. Şimdi eksik yaptığım çok şey var. Benim yani hatta neredeyse eksik yapmadığım şey yok. Yani. İşte bir fark olmalı. Dolayısıyla bir fark olmalı, evet. Bu akşam düşüneceğim. Belki tamamlanan şeyleri bu kadar çok anmıyor olabiliriz. Tamamlanan şeyi niye anlalım ki? Evet.
bir seriyi üçüncüsünden başlamak, bir seriye üçüncüsünden başlamak ve onu tamamının ne olduğunu da hiç söylemeden devam ettirmek bence biraz daha yani bir şey olmalıydı. Evet. Ama bizimki saymadılar, ayrı konu. Ya bence yayın evinin hatası o. Yani olabilir. Yani 6:45'ti benim yayıncım. Evet, büyük ihtimalle onların hatası bende. Yani niye üçüncü kitap yazıyorsun başına? İnsanlar biri ve iki okumak isteyeceği. Bu da bu ülkenin bir şeysi yani, bir eksikliği bence. Yani. Olabilir. Ama benim hoşuma gitmişti. Yani. Yani illa birini ikisini de, yani illa başından mı başlamak lazım bir şey? Hayır. Bir şey ortasından başlanamaz mı? Başlanır. Bir şey sonundan başlanamaz mı? Başlanır. Bir şey sonundan da bitirilebilir. Bu biraz karışık bir konu. Yani bir şey sonundan başlamak mıdır yoksa bitirmek mi? Hadi bakalım. İkisi de. Sen neresinden başlıyorsun ona bakar. Evet. Bir şeyi bitirir, sonundan da başlayabilirsin. Ha. Bir şeye. Hüzünlendim ben şimdi. Ya bir hüzün, bir şey. Duygusu geldi üzerime. Belki mevsimdendir. Bir nefes ol. İki nefes alayım. Şundan alayım. O demin içtiğin şey güzeldi bu arada. Güzel koktu. Güzel mi koktu? Hmm. Ondan indireyim ya bir miktar. Oğlumu özledim. İnsan özler. İnsan özleyen bir yaratık. Programın en başlarında İnsanı da hayvandan sayıyorum ama yani gelişkin hayvan diyelim. Daha doğrusu daha istilacı hayvan diyelim. İnsana. Evet. Adeta virüs. Evet yani, evet doğru. Saydığım şeyler içerisinde en aklıma gelmeyen ve bence en başta söylemem gereken şey tam olarak buydu. Diğer hayvan türlerine göre bizim insan dediğimiz türü en önde kılan şey aslında özlem duygusu. Ya. Ha, garip bir duygu. Özlem zayıflığı diyelim. Yani işte düşünmek, tasarlamak, diğer bütün hayvanlarda görece olarak rastladığımız şeyler. Özlemek de öyle. Ama fille var mesela özlemek. Evet. Kedi de var. Ama sanki insan türünde olduğu kadar şey değil. Ya. Kamuflajlı değil. Özlemek tabii, o da aşka, sevgiye dair bir şey. Ya da çok çıkarıcı bir şey yani. Hemen veda etmeden önce son bir dinleyenimiz var. Ona merhaba diyelim. Sezgi arıyor bizi Mersin'den. Selam. Sezgi selam. Selam. Ne kadar güzel bir sesin var. Neşeli. Gerçekten öyle mi duruyor? Evet evet. Öyle duyuluyor. Ya. Evet. Evet, öyle tınlıyor yani en azından. Evet. Algılar. Ne yapıyorsun Mersin'de? Ne yapıyorum? Bu aralar yoga dersi veriyorum. Güzel. Birkaç yıldır kurtulmaya çalışıyordum. Kurtulamadım. Yogadan mı? Mersin'den. Hmm. Buradaki insanlardan. Hmm. Sonra Ankara'dan. Sonra başka yerlerden. Sonra baktım ki her yerden bir yerden kurtulmaya çalışıyor. Hmm. Ama o yerler sizden kurtulmuyor. Ya evet, galiba kurtulmuyor. Bu arada saat 10'da ayarladım, alarm falan kurdum. Yani bugün evet baştan sona dinleyeceğim ve katılmak istiyorum. Maalesef 3 dakika önce dinlemeye başladım sizi. Özlemden bahsediyordunuz. Hmm.
öncesinde ne konuştunuz bilmiyorum ama. Biz de bilmiyoruz yani. Genelde birkaç gündür boş konuştuk. Ya boş konuşmak evet. Sizin için güzel. Şeyde İyi boş konuşuyorsunuz. Şeyde dinleyebilirsin. YouTube. 2012'leri dinliyorum ben ya bu ara. Bayağı geriye sardım. O da iyi. O da iyi. O da iyi. 2023'leri YouTube'da bir kanalda yayınlıyoruz. Spotify'a da yüklemişler. Ha evet, oradan dinleyebilirsin. Güzel insanlar uğraşmışlar ve Spotify'a yüklemişler. Saygı duydum onlara da. Evet. İyi ki varlar. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Ben hakikaten yogadan kurtulmaya çalışıyorsun sandım. Yoga. Yoganın temel hedefi havada asılı kalmayı başarmak mı? Yani ağırlığını yok etmek. Hayır, kesinlikle bence hayır. Nedir? Bence ağırlığınla yüzleşmek gibi bir şey olabilir sanki. Yani aynı şey. Aynı şey değil mi yani? Hayır, değil. Niye aynı şey olsun? Çünkü ağırlık var. Evet. Yani var olan bir şeyi destroy etme, yok etmek yani. Onu aşmak. Yüzleşmek diyor ama evet. Yok etmek demiyor. Yüzleşmek değil mi? Yüzleşmek diyorum. Yok etmek değil. Her yok etmek yüzleşmek mi? Hayır, yok etmek derken destroy anlamında değil. Yani yer çekimi sonuç itibariyle bizi hiçbir şekilde kurtulamadığımız bir şey ve hani hep de kurtulmak istediğimiz bir şey bir taraftan. Yani bir özgürlük kısıtlayıcı bir taraftan. Ya da hiç mi kurtulamıyoruz o yer çekiminden? Yani 200 kilo civarında olan insanlar yoga yapabilir mi? Evet tabii ki yapıyor. Güzel. Handstand'a bile duruyorlar. O da var YouTube'da. Onu da açayım. Evet, ben 68'de bir şeyde müzisyenlik yapıyordum. Yani Rodi'ydim. Bir grubun Rodi'liğini yapıyordum yani. Hı hı. İşte bu Tibet taraflarına gittik. Bir tane bir çatlak bir herif vardı. Krishnamurti miydi? Neydi adı? Hatırlamıyorum. Evet. Onunla bir sohbet ettik. Yani bir şeyler içiyoruz falan akşam. Bir şeyler derken çay mı? Bir tür. Krishnamurti ne içiyor ya? Ben merak ettim bu arada. Bir tür çay. Çay içer o. Bir şey içmez. Bir tür çay içiyor. Da. 24 yıllık mı? Ya işte. Yok. 24 yıllık değildi o. Daha çok çaylardan yani. Yeşil çaylardan. Gelincik çayı. Gelincik çayı. Ne o? Ne bileyim. Papatya çayı. Ihlamur çayı. Hardal çiçeği. Lavanta. Hardal çiçeği. Şeysi. Lavanta. Morlar, yeşiller. Evet. Falan filan yani. Ne bulursa onu içiyordu. Bozucu şeyler dediğimiz. Ne bulursa onu içiyordu aslında. Tam olarak söylemek gerekirse. O bana anlatmıştı. Dedim baba dedim ya. Yani de olayın ne senin dedim. Olayın ne dedim yani. Yeme bizi deseydin. Bizi yeme dedim. Şimdi bunlar böyle dedim etrafında. Karıştırma burası falan dedin mi peki ya? Yok, o kadar düşmedim. İyi. Olayın ne dedim. Ben dedi, bak dedi bu dağların bu kadar tepesine geldim. Niye dedi. Niye biliyor musun dedi. Herhalde dedim. Yani Everest tepesini aşmaya çalışan turnaların mücadelesini izlemek için gelmişsindir dedim. İşte aklıma başka bir şey gelmedi. Çünkü bir turna sürüsü geçiyordu. Bir de ters rüzgar esiyor. Hayvanlar geçemiyor yani. Dönüp duruyorlar yükselmek için. Çünkü orayı açtılar mı aşağısı Sri Lanka yani dümdüz. Evet. Her taraf yeşillik, yılanı bol, okyanus. Kurbağası bol, şeyi bol. Dedim herhalde böyle bir şey. Doğru dedi. Ağırlığımı yok etmek istiyorum dedi. Yani ağırlığımdan kurtulmak istiyorum. Yani o şeyi, o hafiflik duygusunu yaşamak istiyorum dedi.
Allah kolaylık versin dedim sana. Sabırlar dilerim dedim. Sonra da iftar vakti de gelmişti dedi. Ben dedim gideyim. Zaten ben de acıktım şu an. Ne denir ki? Orada da pide yok. Bir tür tandır ekmeği yapıyorlar. Ne? Ramazan pidesi mi yok? Evet. Hangi pide yok? Ramazan pidesi yok. Yani en benzeyen şey de bir tandırda bir Özbek ekmeği gibi bir şey yapıyorlar. Pide ile ekmek arası. İşte ne bileyim, tandırın başında bekliyoruz çıksın diye. Kuru mu? Kuru ama yani böyle yarıp içine tereyağını gömünce böyle bir insanın içi bir şey oluyor yani, bir şey duygusunu alıyor. İşte iki rekat. Ben yani hiç vakit namazında bir adamım. İşte iki vakit, iki rekat da orada şey yapıp sonra konser vardı bizim. Konsere çıktık yani. Zor işte böyle o, yani o aletleri taşımak. Ya tabii canım. Hangi şeye giriyor falan. Sizin daha çok Led Zeppelin değil mi o yıllar? Yani bir dönem Led Zeppelin, bir İngiliz grup vardı. Dört tane garip saçlı. Japon'a benziyordu bir tanesi. Jono Ono mu? Joko? Yoko Jono'dur. Yoko Ono. Yoko Jono mu? Yoko Jono, evet. Yoko Jono. Çok sevdiğim bir şeyi vardı, parçası. Dedim bak bu tutar dedim. Bu tutar, bu tutar dedim. Starway to Heaven diyeceğim ama o şeyin. Öbürkünün. O şeyin ben. Bon Jovi. Let it be. Let it be falan deseydik var. Let it go. Let it be. Yakaladık yani. Bırak olsun dedim ya. Dedim yani. Robbie Williams. Tabii. Let it be. Annesinin rüyasında gördüğü şeyle ilgiliydi sanırım. Böyle bir hikaye vardı Let it be ile ilgili. Yani hepimiz annemizi rüyamızda görüyoruz tabii. Ben o hikayeyi bilmiyorum. Öyle işte. Onun dışında nedir? Yani onun dışında bir felsefe hikayem oldu. Hı. Yani o da burada oldu. Ne hikayem dedin? Felsefe. Böyle dört ila 8 yıl arası gibi bir şeydi sanırım. Tam da hatırlamıyorum. Üniversite. Üniversite, yüksek lisans, evet. Böyle doktoranın da ucundan döndüm. Sonra ben de 3 vakite başladım. Büyük geçmiş olsun ya. Vallahi hakikaten ucundan dönmüşsün. Evet siz, ya. Siz kaç kilosunuz? Sizge Hanım. Ben mi? Hı-hı. 59. 59. Annem 59. De 59 kilo. Arada alıyorum. Arada 62 oluyorum ama ya. O i̇şte orada kal. Mesela 62 çok iyi bence. 62 de fena değil. Orada üzülüyorum ama ya. Yok üzülme. Mesela benim motorun kullanma kılavuzunda arka frenlerden tam randıman alabilmek için 61-62 kiloluk bir şey yük alın. Evet, şey taşıyın diyor. İlla birini taşıyacaksanız diyor arkanızda. Yükle artı aynı anlama gelebiliyor mu peki bazen? Yani illa birini taşıyacaksanız 61-62 o benim kabalığım. 61-62 kilo tavsiye edilir diyor yani. Ben cross'la Olympos'a gittim Mersin'den bir yaz. Hangi yaz? 5 yıl önceydi sanırım. 5 yıl önce. Kaç oluyor? 2017 ya da 1917 falan. Güzel yıl. İkisi de güzel yıldı. Değil mi? Birinde devrim yapmıştık. Evet. Arkadaşlarla. Ben de devrim yapmaya gittim sanırım ya. Ne oldu? Bize anlatsana. Cross'ta. Yani Olympos'a Mersin'den Olympos'a gitmek, Cross'la yani iki sabah Gazipaşa, bir sabah Alanya. Demek ki böyle bayağı hiç durmadan bir gitmişiz. İki kere de sık sık durmak istemişiz. Biraz totom karıncalaştı yani. Biraz mı? Biraz karıncalaştı. Sonra bir güneşi selamladım Allah'tan. Gazipaşa'da. Tek miydin? Yok, önümde bir arkadaşım vardı. Erkek arkadaşım vardı.
Hanginiz, o da 102 kiloydu. Hanginiz kullanıyordu motoru? O kullanıyordu. Sıklıkla o kullanıyordu. Arada ben alıyordum. Ara ara ben aldım. Güzel. Ne yaptınız? Mesela Cross'ta gittiniz. Olimpos tarafına. Bir şeyler yediniz içtiniz herhalde. Ya tabii ki Olimpos'ta bir arkadaşımızın da evi vardı. Biraz daha yukarı tarafta. Orada biraz dinlendik. Sonra ben işte denize girmek istedim. Bir gün de kaktüste takıldık bir akşamda. Ne güzelmiş. Goksa da rastlamıştık orada. O yıllarda orada yaşıyordu Goksa. Evet. Orada çok sık bulunuyordu kendisi. Sarı bir şeyi doğru, vardı. Sarı bir şortu vardı. 3 ay onu giydi. Hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Dedim şu sarı şortu daha ne kadar giyeceksin dedim. Abi o sarı değil aslında dedim. Sararmıştır. Ben sarı şortlarla ilgilenmiyordum. Ben güneş çok acayip bir şey yani. Evet. Şey yani. Kırmızıyı öldürür. Evet. Ben kaya tırmanışıyla ilgileniyordum o zaman. Sarı da mavi eksiğidir. Mavinin eksikliğidir. Tabii ki. O yüzden yani ben sarıyı hep eksik bir renk olarak görüyorum. Sarı renk mi ki? Renk evet. Sarı. İyi bir renk. Ben çok sevdim. Kendi başına. Turuncuya, ana renk miydi sarı? Tabii. Evet. Turuncuya kaçanını çok şey yapıyorum. Evet. Yumurta sarısı mesela. Ya. Yumurta sarısı. Yumurta sarısı, yumurta turuncusu. Yumurta kırmızı. Çok severiz. Yumurtanın kırmızısı biraz tehlikeli değil mi ama? Yani asıl böyle işte yani evet, günler yani. Geliyor, hayatlar geçiyor. Hayatta da böyle şeyler oluyor. Evet, hayatta öyle şeyler oluyor. Yalnız mısın? Evet, yalnızım. Hepimiz yalnızız be. Allah kolaylık versin, Allah sabırlar versin. Siz gerçekten yalnız mısınız ya? Ben ölüyorum be yalnızlık. Ben de çok yalnızım şu an düşündüm. İkiniz de mi? Evet. Evet. Herkes yalnıza falan mı gidecek şimdi? Herkes mi yalnız yani? Yok biz yalnızız. Ben hep yani bildim bile de öyle yani. Ama şikayetçi değilim yani. Seks hayatımı etkilemiyor. Benim de etkilemiyor. İyi o zaman sorun yok. Ya ama ondan da sıkılıyorum ben. Seks sıkıcı bir şey. Zaten hijyenik değil bir kere her şey. Hiç değil. Hiç değil. Bence de. Hiç değil. Bir şey yani. Şu mesela şu an gel yap deseler yani. Neyi yap? Üşenirsin de. Hani yani şu gel seks yap deseler şu anda. Hani ısrar etsen şu. Hani çok kıramayacağım birisiyse ancak yani o kadar. Şu an. Evet. Çok kıramayacağım biri nasıl oluyor? Şu ben an. De bazen birilerini kıramıyorum. Şey yapamadım. Sonra şey oluyorum. Ya bunu neye göre ölçtüm ki şimdi falan oluyorum yani. Kadınlarda şey var yani mesela çok istedi. Ne? Çok, yani karşı taraf mı? Çok istedi. Yani çok istedi. Ne yapayım? Ne yapayım? Yok ya. Bende de var o mesela. Ben de öyle olmuyor ben ya. Ben insanları kıramıyorum yani. Şu an düşünüyor ben. Kıramıyorum yani. Eskiden bende de vardı. Ya çok sizi ne yapayım? Ne yapayım yani? Ya kıracak mısın? Ayıp be günah. O da insan. O da bir insan ya. Evet. Anladım. Tabii. Çok istemiş ne yapalım yani. Allah Allah. Allah yani. Allah ya. Hayvan mıyız biz ya? Estağfurullah. Bir kere iyilik yapmak diye bir şey vardır. Var. Birisine iyilik yapmak. O an... Karma çünkü bu yani. Karma mı? Evet. Neden karma? Öyle oldu geçen gün mesela. Ben karma mı yapmış? Kıramadın mı? Yok. Yüzyılda bir yapılır karma. Karma dedim. Karma karışıksınız ama dedim. Yani hani çok istediniz ne yapayım dedim. Çok, ya, karma karışık bir şey oldu yani. Eline ayağına sağlık.
Estağfurullah. Hepimiz sayenizde, her şey sayenizde. Siz olmasanız biz nice olurduk. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşelim. Sezgi, algı. Görüşelim mi ya? Evet tabii algı. Canım. Algı. Görüşelim. Görüşelim tabii. Tabii tabii. Niye görüşmeyelim canım? Düşüyor mu buralara? İnsan insanı düşer. İnsan insanı görmeden i̇nsan hayvan hayvanına şey yapma. Yolun düşmediği yer mi var? Yolun geçmediği yer mi var? Yol mu? Vardır ya. Vardır ya. Yol her yere götürmez yani. Yol bazen ya sadece yoldur. Yol bitmez. Dolayısıyla her yere gider yani. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023 Tire 4 Nisa dinlediniz. Çok önemli konuklarımız oldu. Çok önemli konular üzerine tartıştık ve her zaman olduğu gibi, her güzel şey yine olduğu gibi bunun da sanıyorum sonuna geldik. Evet amir. Evet. Bugün aslında harika bir iki saat geçirdiğimizi söyleyebilirim. Özellikle prensipler, yalnızlık, tüm bu hayat, kadınlar ve aşk üçgeninde değindiğimiz, biraz da derinleşmeye çalıştığımız ama onun üzerinden de boş yaptığımız iki konu oldu. Bence bence güzel, faydalı. Özellikle genel toplumsal ahlak anlayışlarımızın el verdiği ölçüde, sınırlarda belli belirgin yüzleştiğimiz ve hemfikir olduğumuz bir takım gerek kutsal, gerek aykırı, gerekse iptidai bir takım hassas pardon, sen de alakası yok ya arkadaş, bir şey diyeceğim. Estağfurullah. Caiz olduk. Evet. Özellikle bizi bu kadar saat takip edenlere teşekkür etmeliyiz. Evet, evet. Gerçekten. Ben büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerini öperim yani. Buyur. Bu noktada. Evet değerli dinleyenler, değerli dostum Mete Avundu'nun da gayet net bir şekilde özetlediği gibi 2023-4 Nolan Üstamız burada sona erdi. Her perşembe olduğu gibi yine önümüzdeki perşembede burada olmaya gayret edeceğiz. 2023-5 Nolan Nisa'da Kaybedenler Kulübü'nün bu Nisa'sını her zaman olduğu gibi yine Montana Caddesi'ne, hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adadık. İnanın kalmak isterdik sabahın ilerleyen saatlerine kadar. Ama takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatımız var. Hepinize iyi geceler diliyorum. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim.
Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü, Salı, Perşembe.